İsmet, tamamen takım var mı? Köyü ver. Kurulmuş. Ya tabii ki. Yani dost acı söyler, dost acı söyler. Kolay bir lige gitmedik. Süper Lig öyle çok basit alınacak bir lig değil. Bizim oynadığımız, çıktığımız lig aşağıda. Ben sana söyleyeyim ama Süper Lig çok özel bir lig. Oraya en az 25-30 milyon euroluk para harcamazsan küme düşersin. Sevgili Selamet. Ben futbolun bilgisi olarak, tanrı olarak, bakışı olarak bunu söylüyorum. Sen iyi futbolcu transfer etmezsen, kaliteli futbolcu transfer etmezsen küme düşersin kardeşim. Küme düşer. Evet kral. Selamet Atlı'yla birlikte senin katıldığın programda aylar önce bunu söyledin. Bu konuşmandan dolayı linç edin. Arkadaşlar, sesle ilgili bir şey var. İsmet. Fazla geliyor da o yüzden. Kral, bu videodan dolayı, bu görüntüden dolayı bütün insanlar, Samsun'dakiler, Tanju Çolak ne yapmak istiyor, amacı ne, nasıl böyle kötüleyebilir, nasıl böyle yanlış yapabilir dediler. 28 milyona 35 milyon Samsun'un kadro değeriymiş, Rize'nin 28 milyon. 10 kişiyle 3 puanı aldı en son Rize Spor. Samspor'u 1-0 yendi. Şu anda bütün sosyal medya, bütün Samsun'daki yerel basın, herkes Tanju Çolak'ın haklı olduğunu, Tanju Çolak aylar evvel gördü dediler. İsmet, bir tane daha görüntü var. Başkanın söylediği bir kelime var. Onu da göstereyim. Aylar evvel bunu da söylemiş. Bir gelsene, en sondaydı. Onu da getir. Gel gel. Bundan sonrası. Evet. Kral, Samspor Başkanı Yüksel Yıldırım demiş ki, Süper Lig'de ilk sezon hedefimiz ilk 10'da kalmak, ikinci sezon ilk 5'e girip Avrupa kupalarına giden bir takım yapmak, üçüncü sezonda hem Avrupa'da oynayan hem ilk 5 içinde olup şampiyonluğu kovalayan bir takım olmak istiyoruz. Bunun için ekibimle hocamızla beraber bir kadro mühendisliği yapacağız demiş. Tam 116 bin tane de görüntülemesi var. Samspor Başkanı Yüksel Yıldırım. Buyur kral. Ne dersin? Ne oldu Samsun Spor'a? Ya Yücel. Samspor Başkanı Samspor'u aldıktan sonra söylediği takımla ilgili söylediklerinin %98'i çıkmadı. %98'i çıkmadı. Hala başkan konuşuyor. Ya konuşma sevgili başkan. Şöyle geriye dön. Yemin ediyorum 20 tane, 25 tane söyleyip de yapamadığın, söyleyip de akla bile gelmeyen sonuçlar, skorlar, hocalar, onlar, bunlar, futbolcular, kaprisler, menajerler, ya inanamadığın kadar söylediğin hiçbiri çıkmadı ya. Çıkmaz. Yok 10. bitecekmiş bu sene, seneye 5, seneye 3. Ya Yücel, bu başkan demedi mi Ertuğrul Sağlam için 5 yıllık sözleşmeyi yapmadı mı? Biz Avrupa'nın en büyüğü olacağız demedi mi? Ya ben biraz dersime çalışayım da bir dahaki programda Yüksel Başkan'ın söyleyip de yapmadığı, söyleyip de yapamadığı, ya söylediklerinin hiçbiri çıkmadı ki ya. Ya nasıl bir futbol aklı bu? Ya sevgili başkan, kime güveniyorsun sen? Kimin söylemlerini ortaya koyuyorsun? Bir tanesi doğru çıksın Allah aşkına. Keşke, bak Yücel, ben Samsun'un çocuğuyum. Keşke benim söylediklerimin hiçbir çıkmasaydı ya. Keşke şu anda Samsun Spor 10'undan önce 8. 9. olsaydı. Allah canım alsın, çok mutlu olurdum. Ama olmayacağını adım gibi eminim. Ne dedim? 5. 6. hafta gelmeden Yüksel Hoca'yı yollayacak dedim. Hüseyin Hoca'yı. Pardon. Yüksel Yıldırım Hüseyin Hoca'yı yollayacak dedim. Yollamazsa bu saçımı keseceğim dedim. Sıfıra vuracağım dedim. Unuttunuz mu? Bu takım küme düşmeye aday dedim. Unuttunuz mu?
yılında alınan oyuncuların hiçbiri kaliteli değil dedim. Unuttunuz mu? Bu takımın geçen seneki oynayan oyuncuları hala %70'i takımın kemiğini, şeyini oluşturuyor. Omurgasını. Sistemini oluşturuyor. Evet. Çıktı mı? Dediğim oldu mu? Sen bu çocuklarla Süper Lig'de nasıl başarılı olacaksın? Bana bunu anlat. Yüksel Başkan, beni kandıramazsın. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğruları söylüyorum. Ben Samspor için söylüyorum. Samspor'u sevdiğim için söylüyorum. Samspor'un kümesi, düşmesini istemediğim için söylüyorum. Yazık değil mi bana? Günah değil mi bana? Senin yüzünden binlerce küfür ediyorlar bana. Senin yüzünden ne gurur kaldı bende, ne huzur kaldı bende. Ama ne oldu? Hey meczuplar! Neredesiniz? Söylediklerimin hepsi çıktı. Utanmıyor musunuz? Şimdi diyorsunuz ki Tanju doğru çıktı. Kardeşim, ben doktor değilim. Ben tiyatrocu değilim. Ben futbol adamıyım 11-12 yaşından beri. 12 yaşından beri gol kralıyım. Her yerde 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında. Yapmayın ya. Bir emeğimiz var bu futbola. Saygı duyun. Ey Yüksel Başkan. Eserini gör. 10 kişi kalmış Giresun'u Rize'yi yenemiyoruz. Utanmıyor muyuz? Sokağa çıkamıyorum. Yazık değil mi bana seyredenlere, Samspor'u tutanlara? Günah değil mi? Ne kötülük yaptım ben sana? Ne yanlış yaptım? Hep başkanım dedim. Saygı duydum. Günah değil mi? Ayıp değil mi? Paran varsa çocukların sevinsin. Hiç önemli değil. Senden bir lira para istemedim, istemem de. Benim param bana yeter. Ama Samsunspor'u geldin, aldın. Çok teşekkür ediyoruz. Sahiplendin. Vallahi sağ ol, var ol. Ama ya futbol aklın kötü. Seçimlerin kötü. Aldığın oyuncular kötü. Yaptığın transferler kötü. Hocaların kötü. Sportif direktörlerin kötü. Başkan olarak ortağın olan İsmail Uyanık kötü. Çaldılar. Rahat ettin mi başkan? Mutlu oldun mu? Her yerde konuşuyorsun şimdi. Beni çaldılar, çıktılar diye. Tabii beni getirmezsin. Ben çaldırtmam. Çaldırtmam. Ben kötü oyuncu almam. Sonra benim arkamdan konuşturtmam. Sen daha Tanju Çolak'ı tanımadın. Tanju Çolak 59 yaşında. Kimsenin bir lirasına tenezzül etmez. Etmez. Param var diye de hava yapmam. Allah'ıma şükür. Ailem mutlu, huzurlu. Param var. Kral. Arabam var. Evim Kral. Var. Yazlığım var. Kral. Her şeyim var. Kral. Bir de biliyorsun evet. Değil mi? Novi Kavas'tan dolayı Samspor FIFA'dan kaç yıl? 2023-2024 sezonu kış, 2024-2025 futbol sezonu yaz transfer dönemlerini tahtası kapandı. Güzel söyledim ben. Bir tane daha gelecek dedim. Hatırlıyor musun? Bir tane daha gelecek dedim. Geldi. Hala başkan gelmedi. Biz transfer yapacağız diyor. Yap da görelim başkan.